Merhabalar Zaman TV izleyicileri. Bu haftaki konuğumuz Yapboz single ile ortalığı kasıp kavuran besteci, yorumcu Emre Kaya. Kendisi şu an karşımda ve ben Yapboz'la başlamak istiyorum. Çok kısa bir süre oldu. Bir ay oldu mu? 28 gün oldu. Bugünle aslında yarınla 29. gün olacak. Daha henüz bir ay gibi. İyi gidiyor galiba. Süper gidiyor çok. Yanlış görmediysem 13 milyon kişi izlemiş YouTube'da. YouTube'da hangisini izledin, hangi linki izledin bilmiyorum ama gerçek linkinde şu an 7 milyon oldu. 28. gününde 7 milyon küsüre ulaştık. Ama bence 20-25 milyonu devirecek gibime geliyor. Çok süratli ve çok güzel, çok hızlı gidiyor. Bir yaz şarkısı gibi hareketli. Bu stratejik bir şey mi? Yani nedeni nedir? Genelde yazın hani kıpır kıpır şarkılar olur. Türkiye birazcık zor bir dönem geçiriyordu. Hani bir nebze yaralara dokunabiliyorsam, insanların o modu düşük halinden daha böyle enerji tavan bir hale getirebiliyorsam ne mutlu olur bana, ne güzel olur diye düşündüm. Ve onun için hareketli bir şarkıya klip çekmek istedim. Yoksa bekleyecektim, bir de bütün sanatçı dostlarım herkes slow şarkılara klip çekiyordu. İstedim ki herkes slow'a çekerken hani biraz yüzü güldüren, enerjisi yüksek bir şarkı olsun. Aslında tam bir yaz şarkısı Yapboz'da. Ama keyfimiz gayet yerinde. Çok güzel gidiyor. Harika gidiyor. Çok güzel. Nedir hikayesi Yapboz'un? Ya Yapboz'un şöyle söyleyeyim, çok ekstrem bir hikayesi de yok aslında. Hani burada hikaye katıp da anlatacağım bir durum bir yok. Bir yerde öyle okudum. Sanki Yapboz kelimesi benim üzerinde düşündüğüm bir şeydi ve böyle bu kelimeden yola çıkarak bir şarkı hayatın yazdım. Aslında ben şöyle söyleyeyim. Hayatın bir Yapbozları var benimle alakalı. Bir takım şeyler hep bu biraz düşünce yapısıyla da alakalı bir durum. Şimdi bunu anlatmaya başlarsam 2-3 saat sadece bunu anlatmam gerekir. Ama hayat öyle ki hakikaten Yapboz'un böyle parçaları. Bir şeyi yanlış yere koyduğun zaman o resim bitmiyor. İstedim ki ondan sonra ya dedim, madem dedim bu mantalitede hareket ediyorsun hayata bakış açında böyle. Şarkının adı dedim Yapboz olsun, Yapboz'un üzerine git. Oradan yola çıkılarak yazılmış bir şarkı ama tabii ki spesifik bir hikayesi yok, aynen. Hayatınızda var mı böyle başından sonuna bir albüm yapıp toptan hiç beğenmedim deyip bozduğunuz oldu mu, istemiyorum bunu falan gibi? Ya var ya, harikasın. Ya derse çok iyi çalıştın ya da... Merak ettiğim için, çünkü gerçekten içine sinmeyince o dinleyiciyi de geçmeyecek. Söylediğini yaptım. Yıllar önce bir tane albüm yapmıştım Böyle Gitmez diye. O istediğim seviyeye ulaşmamıştı o albüm, yani tutması açısından. Ve onun peşine bir tane daha albüm yapmıştım. Yaptığım albümü beğenmedim, albümü çöpe attım. Fakat bir şekilde stüdyodan galiba internete düşmüş. Albüm internette, o şarkıyı dinlemiş, öbürü öbür şarkıyı dinlemiş. Şarkılar kendi kendine o internet ortamında büyümüşler. Hani böyle bir albümüm var. Yani böyle bir albümü hakikaten yaptım, 10 şarkıyı ve attım. O albümün içinde de Yıldız Silbe ile yaptığım bir şarkı vardı, düet vardı yıllar önce. O şarkı da o albümün içindeydi, çıkartmadım. Kızmadı mı Yıldız Silbe? Ya orada da çok enteresan bir olay oldu zaten. Stüdyodayım ben, şarkıyı söylüyorum. Tak böyle bir anda kapı açıldı, bir baktım Yıldız Silbe içeriye girdi. Ben bu şarkıyı çok sevdim, ben bu şarkının bir yerini okuyacağım dedi, söyleyeceğim dedi. Ben de kaldım böyle. Çılgın hakikaten. Okuyacağım dedi, söyleyeceğim dedi. İyi o zaman dedim, buyurun dedim. İstediğiniz bir noktasına dedim, girin dedim. Beni dedim çok mutlu edersiniz dedim. Böyle bir şey. Hani düşünülmemiş bir şey yapıldığı için de ayrı mutlu oldum. Öyle bir durumdu yani. Ama düetten sanırım hoşlanmıyorsunuz. Çünkü Türkiye'de kimseyle düet yapmam gibi bir şey okudum ben. Yani daha aslında bu sanırım kibirden değil de hedefiniz başka bir dünyadan biriyle herhalde. Ama onu hiçbir yerde söylememişsiniz. Kim? Hayalinizde var mı biri? Ya sen her şeyi biliyorsun. Ne kadar güzel. Hayal ettiğim tabii ki bazı isimler var. Mesela Sting'le yapmayı çok istiyorum. Böyle bir düşüncem var. Yarın bir gün neyin ne olacağı hiç belli olmaz. Şimdi olacak desem yalan söylemiş olurum. Öyle bir durum yok ama olabilmesi gibi bir ihtimal her zaman her şeyde vardır. Onun için bakalım. Bu arada besteler nasıl gidiyor? En son sanırım Murat Boz'un albümüne bir şarkı verdiniz. Zaten beste fabrikası gibisin. Sağ ol. Ya elimden geldiği kadar şarkılarımı diğer sanatçı dostlarımla paylaşmaya çalışıyorum tabii ki. Her zaman böyle bir hissiyatım, böyle bir isteğim var. Evet, Murat Boz'un yeni albümü için de hazırladığım bir tane şarkım var. Çok da sıcak bulduğum, bence hani patlayacağını düşündüğüm şarkılardan birisi. Hani ukalalık yapmış olmayayım ama çok umutluyum yani şarkıdan. Slow bir şarkı, hareketli değil. Onun da sebebi şu, onu da çok soruyorlar çünkü. Şimdi baktım, bütün besteciler dedim muhtemelen Murat Boz denince hareketli şarkı, evet, kafasında şarkılar gelecekti.
Fakat istedim ki yani herkes bunu düşünürken dedim ters köşe bir şey olsun ama hit bir şey olsun. Arada kaynamasın istedim. Onun için slow bir şarkı hazırladım. Ama şarkının ben sonuna kadar arkasındayım. Çok da güveniyorum. Umut ediyorum inşallah da şarkı hak ettiği yere kadar gidecek. Haydi'yi de Murat Boz'a yazmışsınız ama söylemişsiniz. Murat Boz bozuldu mu buna? Şarkıyı ben hakikaten ilk Murat için yazmıştım fakat gönderecektim şarkıyı. Menajerim kolumdan tuttu. Hayır dedi, bunu dedi, sen dedi söyleyeceksin falan dedi. Ya dedim hani şarkıyı dedim ona yaptım. Hayır dedi, bunu dedi kendin dedi kullan Emre'cim dedi. Bunu biz dedi kendimiz kullanıyoruz dedi. Göndermiyoruz dedi şarkıyı. Gerçekten patlayan şarkılardan. Evet, o da güzel oldu. Bu arada Murat Dalkılıç da geçtiğimiz yaz evlendi ve onun düğün hediyesi olarak şarkı yazmışsınız. Ya ona bir dörtlük yazmıştım hakikaten. Evet, ona bir dörtlük yazmıştım. Duymadım bir yerde ama sadece böyle bir şey okudum, emin olamadım da. Evet. Başka bir yerden girmek istedim yani hani öyle bir dörtlük yazmanın daha sıcak, daha samimi, daha özverili bir şey olduğunu düşündüm. Ona da öyle bir hediye hazırladım. Kim size beste versin isterdiniz? Var mı böyle hayaliniz? Bir isim var mı? Ya rahmetli Kayahan mesela bir tane şarkı verseydi ben yaşasaydı ne kadar çok isterdim. Mesela şu an söyleyince direkt aklıma o geldi. Rahmetli yaşasaydı verseydi bana kadar keşke böyle şarkılarından birisini ben de söyleyebilseydim. Peki şey oluyor mu? Birçok isme beste veriyorsunuz. Ya şuna asla vermem, asla dediğiniz biri oluyor mu? Yani olmuyor ya. Gördüm gözünüz. Doğru bir cevap değil. Dürüstçe bir cevap değil. Yani bir kişi var ama adını söylemeyeceğim ya. Artık. Barışmadınız mı? Demet'le barışmadınız. Yok, barışmadım. Yani saygı benim için hayattaki her şeyden daha önemli, daha kıymetli. Yani hepimiz nefes alıyoruz, bir gün öleceğiz, gideceğiz. Gerçekten çok böyle bir samimiyetle yaklaşıyorum bu duruma. Ben hiç hoşlaşmıyorum o kişiden. Evet. Bu arada bizim hani programımızın zaten ismi Yemek Bahane. Yemeği bahane ederek konuşuyoruz. Ben merak ediyorum Emre Kaya ne yer ne içer? Hakikaten yemek yemeye fırsatı da oluyor mu? Ya da iştahlı mısınız? Ya şöyle söyleyeyim. En çok sevdiğin yemek ne diye sorarsan ben bir sarmayı çok seviyorum. Yaprak sarması. Yaprak sarmasına bayılıyorum yani. Hani hele ki annem onu öyle güzel arasına kıymasını güzelce koyuyor. Kalem gibi sarıyor böyle incecik ve çok sert oluyor. Çok acayip keyifli böyle otururum. Hani bir tencere yerim yani hani o derece. Genizde yapıyor mu yine? Yapmaz mı ya? Annem Ankara'da yaşıyor zaten. Buradan annemi de kocaman öpüyorum. Benim en çok sevdiğim şey ben sushi'ye bayılıyorum. Hani bayılıyorum yani öyle söyleyeyim. Hatta bir yer ismini de söyleyeceğim. Ne olur oraya gitsinler. Viyana'da birinci bölgede acayip böyle sushi yapan bir yer var. Zaten tek Viyana'da birinci bölgede sadece orası var. Dünyaca bütünleri orada görebilirsin. Madonna'yı, Rihanna'yı bir anda böyle ufacık bir dükkan ama orada görebilirsin. Hakikaten inanılmaz lezzetli, inanılmaz... Var mı favoriniz? İlla da şunu istiyorum. Ya ben California'nın acaba acayip seviyorum ama onun haricinde Masiko'yu çok seviyorum. O da full çiğ. Özel zamanlarda sadece Kaliforniyalılardan atıyorum. Onlar çok ince ince güzel gidiyorlar. Diğer zamanlarda işte çok açsam. Yapar mısınız peki yemek? Hani yemesi zaten kolay da. Harika karpuz keserim. Çok iyi. Ya harika karpuz keserim öyle söyleyeyim. Çekirdeklerini de ayıklar mısınız bari? Valla bilmiyorum istersen ayıklarız yani yapacak bir şey yok. Emekleriniz yok mu? Yok ya. Yani yapamıyorum. Hiç yapamıyorum. Yumurta bile kıramam yani. Geçtiğimiz haftalarda Ankara'da, siz de Ankara'da çok uzun yıllar yaşadınız, çok kötü bir patlama oldu. Bu nasıl etkiledi sizi, neler düşünüyorsunuz? Ya beni inanılmaz bir defa her şeyden önce tabii ki herkes gibi çok etkiliyor. Psikolojim bozulmuş durumda zaten hani o konularla alakalı. Ben artık böyle şeyleri görmek istemiyorum. Ben bu kadar kaos bir ortamda insanların morali hakikaten biraz olsun açılsın diye ben de slow bir şarkı yapacaktım. Hareketli şarkı yaptım. Olmaması gereken şeyler oluyor. Benim de psikolojimi etkiledi. İşlerimizi dahi etkiledi. Yani Türkiye'deki birçok sanatçının işlerini, konserlerini, işte oyuncuların oyunculuklarını vesaire yani herkesin bir takım işlerini de etkilemiş vaziyette. Bunlar hiç olmasa dediğimiz şeyler. Ama böyle durumlarda asıl insanların kol kola girip yan yana olup yollarımıza devam etmemiz gerekiyor. Terörün de istediği bu. İnsanlar yan yana olmasınlar. İnsanların insanlar ayrılsınlar, psikolojileri bozulsun vesaire vesaire gibi durumlar. Neden böyle bir şey izin verelim ki? Yani neden böyle bir şey izin verelim?
Biz bu dünyaya gelmişiz. Yaşamak için, nefes almak için, güzel günler geçirmek için. Güzel günlerimizi geçirelim. Öbür tarafa da giderken yine böyle mutlu mutlu gidelim. Güzel güzel gidelim. Yani buradaki dönemimizi güzel bir şekilde kapatalım. Bu olan bitene hiç gerek yok. Var mıydı Ankara'da tanıdığınız biri o patlamada? Hani Ankara? Çok şükür yoktu. Öyle bir şey yoktu. Olan bütün ailelere de başsağlığı dilemek istiyorum. Hakikaten çok zor durumdalar. Yani eminim ki çok zor durumdalar. Yani her eve bir ateş düşüyor. Bir kişiyle beraber 100 kişi de etrafını yakıyor. Bu insanların anneleri, babaları, amcaları, teyzeleri, dedeleri, yani herkes onunla beraber ölüyor. Bu patlama öncesinde atıyorum şehit haberleri vardı. Her gün bir şey, hala da devam ediyor. Her gün bir şehit alıyoruz vesaire. Her gün ülkede çok ciddi kaotik bir ortam var. Mesela bu psikolojinizi etkiliyor mu? Etkilemez olur mu? Çok inanılmaz etkiliyor. Bakma yani burada güler yüzlüyüz, konuşuyoruz. Biraz hahayı yapıyoruz. Bu da gerekli. Muhabbetimizi ediyoruz güzel bir şekilde ama kamera kapandıktan sonra tekrar istemsiz şekilde şunları düşünmeye başlıyorum. Yarın ne olacak? Ben bu dönemde bile konserlere çıktım. Kimse gitmezken ben gittim. Yine gittim. Ki çok eleştirildi. Yani evet ben gittim. Gitmeyi de doğru buluyorum. Diğer sanatçı dostlarım da lütfen gitsinler. Bunun sebebi yine söylüyorum. Para kazanmak için değil. Bunun sebebi sadece kendi zevklerimizi tatmin etmek amacıyla değil. Bunu Türk toplumu olarak bizim yapmamız gerekiyor. Benim para kazanıp kazanmamam önemli değil. Bugün konser yapmam, yarın iki tane konser yaparım. Hiç sıkıntı değil. Ama bir nebze olsun o yaralara parmak basabiliyorsak şu an en önemli şey. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok keyifliydi. Evet Zaman TV izleyicileri, bu haftaki konuğumuz Emre Kaya'ydı. Yeni single'ı Yapboz'dan bahsettik, yeni projelerinden bahsettik. Çok keyifli bir söyleşiydi. Haftaya yeni bir konukla görüşmek üzere, hoşça kalın.